Sayın Başkan, tekrar hoş geldiniz. Şimdi size şimdi birkaç sorum var. Onlara geçmeden önce saha içinden bir soru sormak istiyorum. Sezon başından bu yana takip edebildiniz mi takımı veya maçları izleme şansınız? İzleme şansınız oldu mu? Deplasmanda, iç sahada hepsine gitti. Hem sonuçta kulüp başkanı hem bir taraftar olarak tabii. Nasıl gördünüz takımı, nasıl buldunuz şu ana kadar? Vallahi takım çok iyi. Yani gençlere güveniyoruz. Puan durumumuz da yani lige bakarsan büyük deplasmanları yani hepsini atlattık. İkinci yarı hepsi yani zorlu maçlar bizim sahada olacak. Fikstür avantajı olacak tabii ki. Onda rahatız. İnşallah yani bu iki maç kaldı önümüzde. Bunları da bir türlü bir şey yaparsak yani 6 puanla çıkarsak burada durum çok 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 değişir. Peki taraftar durumu nasıl? Maçlara ilgi var mı? Var, bayağı var. Çünkü Yeşilova gerçekten zaten o bölge tutuk bulundu. Bayağı yani biz de şaşırdık. Yani sizin taraftar anlamında evet, güzel bir taraftarınız olduğunu duymuştuk zaten. Peki başkan, siz bu sene göreve başladınız. Lig başlamadan 6 gün önce başladık. Nasıl karar verdiniz? Vallahi bir anda oldu. Yani, Bornova Yeşilova Spor fikrine nasıl çıktı? Hani insanlar bunu merak ediyor tabii. Aslına bakarsan onlar bizimle tanıştı. Öyle bir kısmet oldu. Beraber bir yola çıktık. Allah utandırmasın, inşallah ligin sonunu iyi bir yerde getiririz. Yani tabii ki daha çok hani erken devre arasında geldi. Evet. Peki şimdi tabii ki işin en büyük sorunu diyeyim, hani amatörler için de bu, maddiyat. Yani destek var mı sizin dışınızda kulübü destekleyen, sponsorluk olsun, maddi anlamda olsun? Çünkü gerçekten amatörde yarışmak çok zor. Maddi anlamda çok zor, çok zor. Federasyondan herhangi bir destek yok. Tamamen kulüp kendi şekil, yani işte belediye takımları var tabii burada bir de. Bunlarla yarışıyorsunuz. Kulübün maddi yapısıyla ilgili biraz sizden bilgi alalım. Valla hocam, şimdi biz Almanya'dan geldik. Biz 4 yıldır Türkiye'deyiz. Bu yıl da bu işe başladık. Yani 2 aydır kulüple uğraşıyoruz. Maalesef Türkiye'de hiç destek yok. Evet. Yani tek bizim kulüp için değil. Başka kulüplere de yok. Sorunu bu. Yani devlet bu işe bir el atsa, en azından yani belli bir şeyleri karşılasa, sıfır. Şimdi bizim kulüpte tek, şimdi ligde baktığın zaman büyük belediye takımları var. Evet. Şimdi onların ciddi bütçesi bayağı ciddi bir bütçe. Yani adamlar milyonları yatırıyorlar. 10 milyon, 15 milyon duyduğumuza göre yani. Evet. Bir tek futbolcuya 500-600 bin lira veren var. Yani bilmiyorum yani. Biz kendi kendimize çeviriyoruz yani bu duruma kadar getirdik.